Yağız, en çok nereye gitmek istiyorsun bu sene? Bu sene? İstek alalım hadi. Bir Düzce'ye gidelim şef ya. Nereye? Memlekete gidelim. Düzce'ye geçen sene gittik. Çok güzeldi. Evet. Bayıldık ya. Güzeldi. Vallahi İsviçre dağları gibi ha. Ben çok beğendim. Cidden mi? Vallahi çok beğendim. Bir de İstanbul'a yakın olması münasebetiyle de çok beğendim. Evet şef. Sağ olsun Mehmet Şef'ten zaten Bolu'yu biliyoruz. Ama Düzce de çok güzelmiş. Dağları. Güzel, bayağı yeşillik şef. Evet, evet, evet. Melih, nereye gitmek istiyorsun bu sene? Doğu'ya gitmek istiyorum. Şimdi. Nerede Doğu? Mardin. Mardin. Ya geçen sene gittiğimiz her yeri söylüyorsunuz ya. Mardin'e de geçen sene gittik. Çok güzel ağırlandık. Hakikaten Mardin ülkemizin en değerli şehirlerinden biri. Benim de şahsen çok sevdiğim bir şehir. Lezzetli el işçilikleri var. Mutfak sanatları çok gelişmiş. Mardin'e gittik. Bir daha gideriz belki şef. Gideriz, yakında bir yere gideriz belki. Burak Kaya. Evet şefim. Var mı ya bu sene ben inşallah şuraya gideriz dediğim bir yer? Şefim Karadeniz'e zaten gideriz diye düşünüyorum. Ya Karadeniz'e, evet Karadeniz'e bir inşallah de, gideriz, bir an önce gideriz. Bir de şefim New York olabilir belki hani. Of! Gezmek amaçlı değil, yemek of. Yapmak için. Yürü be Burak. Metin. Evet şef. Nereye gidelim bu sene? Ya bana Mardin daha çekici geliyor. Mardin'e geçen sene gittik geçen ama. Sene gidildi. Keşke yine gidilse tekrardan. Senin var mı Dilan? Nereye gidelim bu sene? Şefim, benim tek bir hayalim vardı. Gidemedim oraya. Hindistan. Hindistan. Aynen. Hindistan. Tikka masala mı yapacağız oraya gidip? Evet şefim. Ha? Burada yapamadığımı Hindistan, belki orada yaparız. Hindistan hakikaten şefim, ben oranın gidilmesi, sokak görülmesi, lezzetlerini çok seviyorum. Gezilmesi gereken bir yer, inanılmaz bir lezzet destinasyonu. Masala çayları falan merak of. Ediyorum orayı. Büşra. Efendim şefim, Denizli olabilir. Denizli. Annem bize börek gitmedik yapsın, daha. Fırında pilav vallahi yapsın. Daha gitmedik. Evet. Denizli olabilir. Çok daha enteresan yemekleri var Denizli'nin. Vardır. Çünkü evet. Şey olmasına rağmen. Biz göçmeniz. Ege'de olmasına rağmen çok aynen. Yüksekte dağları var. Yani tepeleri, yörük kültürü de yüksek Denizli'de. Evet. O yüzden enteresan yemekler de var. İnşallah Denizli'ye de gideriz bu sene. Ve Serpilay, İzmir'e gittik zaten. Şef, İzmir'e gittik de ben Karadeniz'e hiç gitmedim ya. Gitmek ya istiyordum evet, bu yarışmayla. Karadeniz inşallah ben de meraklı bekliyorum. Yani. Benim de herhalde en az gezdiğim bölge Karadeniz'dir. İnşallah bu sene Karadeniz'e de, diğer bölgelerimize de gideriz. Büşra ile Metin arasında gider bu oyun. Büşra çünkü salata falan da yapacak bak. Dokunulmazlığı alamazsam merak ediyorum neler olacak. Almaya çalışacağım. Kaybedersem zaten büyük ihtimalle ben potaya gideceğim. O yüzden kaybetmemek için savaşıyorum burada. Bakalım göreceğiz neler olacak dediğim gibi. Hazırlıklar gayet iyi. Bugün birkaç farklı teknik deneyeceğim olabilirse. Şu an iyi. Şu an spontane çalışıyorum. Kafamda bir şeyler var. Yapamazsam zaten bugün potadayım. Hayırlısı. Bakın. Bir şey söyleyeyim mi? Kamunla öyle bir tabak çıkarırdım ki ben. Herkes güzel yapıyor yani. Evet, yarın ölürsek potaya gönderdi seni yapar.
lütfen böyle şeyleri ağzımıza almayalım. Öyle bir şey yok. Yok. Biz kazanacağız. Öyle bir şey yok. Biz kazanacağız. Şaka yapıyorum. Sakin ol, kazanacağız. Şaka yapmıyorum. Kafamda bir tabak vardı. Bununla ilgili istediğimi inşallah yaparım. Yaparsam güzel bir tabak çıkacak. Ne oldu? Çift adım mı yaptı? Çift adım mı yaptı? Ne oldu? Çift adım. Ya Melih ya. Harbi mi? Çift hadi adım yap, yaptım. Düşme, düşme Melih. Devam. Yeniden yap. Hadi Melih. Hadi Melih. Hadi Melih. Çift adım yaptım. Şeflere önden vereceğim damak temizleyici hazırdı. Çift adım yaptım. Tekrardan şimdi aynı karışım bir daha yapacağım. Son 20 dakikada karpaccio'm için ayıracağım. Kaybettik, bu üzücü. Şu an herkes dokunulmazlık oynuyor. Yarışıyoruz. Aklımda bir tabak var. Onu yapmaya çalışıyorum. Güzel olursa dokunulmazlığı alabilirim bunu. Son 15 dakika arkadaşlar. Mis gibi kavun kokuyor değil mi? Geldi mi size kavun? Hayır şef ya. Sen sıfırdan mı başladın tekrar? Melih. Arkadaşlar kavundan yapılacak öyle bir ürün var ki bakalım kim yapacak diye merak ediyorum. İnanılmaz bir ürün. Ne yapıyorsun Serpilay? Şef, çekirdeklerini kurutuyorum. Kıtır vermek için içine. Tamam. Neyin? Sadece kavun çekirdeği mi yiyeceğiz? Yok şef, gazpaçosunu yaptım. Ha, biraz gazpaço ve kavun aynen, çekirdeği. Aynen, daha da yapacağım. Sen şimdi ne yapıyorsun? Dil balığı yapacağım şefim. Yanına sos, salatasında da kullanacağım kavunu sos olarak. En sonunda biri salata yapıyor yani. Evet, o benim. Dilan? Şefim, ben bilmiyorum ne yaptığımı. Şu an canım ne istiyorsa onu yapıyorum. Canın ne istiyorsa onu yapıyorsun. Harika, dokunulmazlık da öyle alınıyor zaten kızım. Metin? Şef ben levrek yapacağım. Kavun sosu. Altında kavun olacak ekstradan. Burak. Burak. Kaya. Buyurun şefim. Ne yapıyorsun? Şefim sorbe yapıyorum. Ayrıca da altında güzel bir jelatin yapacağım. Değişik bir şey yapacağım. Olursa inşallah. Yağız. Şef balık yapıyorum. Levrek sosu ve püresi olacak yanında. Bir de salatalığım var. Kavunlu bir salatalığım var şef. Şimdi kavun saray mutfağında değil de eskilerden beri gerek seferat mutfağında gerekse bizim mutfakta aslında bir bağlayıcı olarak kullanılıyor arkadaşlar. Nişasta yapılıyor. Sübye dediğimiz. Yani nedir bu? İki şekilde oluyor. Birincisi pirinç ıslatılır. 3 gün 4 gün ıslatılır. Islattıktan sonra pirinç mayalanır. Yani yumuşar. Yumuşadıktan sonra havan veya değirmenlere gider. Orada iyice öğütüldükten sonra bağlayıcı olarak kullanılır. Aynı ürün güneşte kurutulduğunda nişasta elde edilir. Anlaştık mı? Pirinç. Aynı görevi görebilecek diğer bir ürün kavun çekirdeği. Kavun çekirdeği de aynı şekilde bir kap içerisinde 2 ya da 3 gün bekletilir. Onun ara sıra küpüğü gelir, bu köpük alınır.
Daha sonra o da değirmen ya da havanlarda ya da taşlarda dövülerek bir sübye elde edilir. Ama içecek sübyesi başka. O da eskiden aslında bir nevi jelatin ya da bağlayıcı nişasta görevi görür. Yani kavun hayatımızdaki sadece ve sadece dışlarıyla değil, çekirdekleri kullanılan bir ürün. Bu bilgiler önemli bilgiler arkadaşlar. Şefim, değerlendirme alırken öncelik tanır mısınız? Neyle alakalı? Sorbe mi? Evet. Sorbeyi dolapta tutabilirsin. Biz istediğimizde dolaptan almana izin veririz. Anlaşıldı. Sorbelerde öyle. Arkadaşlar şöyle oluyor. Sorbe biz daha önce de yapıyoruz. Sen dolaba gideceğiz. Elini kaldırdığın an biz onun kıvamlı olduğunu göreceğiz. Ve almanıza izin veriyoruz. Yani... Orada olmaya devam etmeyecek, pişmeye devam etmeyecek ya da soğumaya. Senin için de aynı şey geçerli. Tatlılarda ve sorbelerde buna izin veriyoruz. Ya Büşra geçecek ya Metin. Aa bak, bak Metin nasıl pişiriyor balığı bak. Metin'in balığı pişirmesine bak. Beş dakika var arkadaşlar. Buram buram kavun kokuyor burası. Ya ben bu yaratıcılıkta ne düşünüyorum biliyor musun? Mesela ürünü verdiler de o ürünle birlikte ben ne yiyorum abi? Evet, evet, evet. Tatuyum. Normal zaman. Tatuyum zaten. Önemli olan o. Saçma sapan böyle absürt bir şeyleri birbirine eklemek bir şey değil. Yani, aynen. Şeyler. Herkes havalı çalışıyor. Güzel tabaklar çıkacak gibi gözüküyor. Oo Serpil'inki de güzel görünüyor ha. Serpil acele çalışıyor şu an. Tabak bitiremedim artık kabul edecek durumda değiliz arkadaşlar.
Herkes bize bir şey getirecek. İçinizden birinin dokunulmazlığı almasına 30 saniye şefim. Tamamlayın tabakları. Herkes görseli güzel tabaklar yapıyor. Görsel yaratıcılık etabında diğer etaplardan da önemli. Tüh ya. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Evet, iki yarışmacımız sorbelerini dolaba alabiliriz. Biz de bakalım. Getirin bizi önce. İran yani okey ama sunumu çok iyi bence. Yanlış görmediysem. Bunları dolaba atmam gerekiyor yoksa sönecek şef. Dolaba koyabilirsiniz diyoruz arkadaş onları zaten. Sorbe ve tatlı türlerini dolaba koyabiliyorsunuz. Şurayı seçerse kimi gönderir sence potaya? Bilmiyorum ki. Serpil'i gönderir. Aa, hiç zannetmiyorum. Bilemezsin. Yani. Veya da Yağız. Ya Serpil ya Yağız. Bilmiyorum. Dilan çünkü dün dedi ya, sen dedi dokunulmaz kalamasaydın dedi Serpil'e, ben seni yazacaktım dedi. Bilmiyorum kim ne söyleyecek, kim alacak. Hayatımı istemeyerek yaptığım tabaktı. Evet, kırmızı takım ellerine sağlık. Herkes yemek bitirdi. O zaman fazla zaman kaybetmeden Serpil Ay, senden başlıyoruz. Buyurun. Dökebilir miyim şef? Evet. Evet Serpilay. Ne şef, yaptın bize? Ben her yerde kavun kullandım. İlk önce en altında kavun çekirdeği sütüyle hazırladığım bir tart kıtırı var diyebilirim size. En altında beyaz olarak gördüğünüz zeytinyağı, labne ve kavunu kullanarak bir sos hazırladım içine. Şu beyaz. Evet, içinde o beyaz noktalar. Şu sıvıyla beraber aldığımız. Evet şef. Evet. Daha sonra yanında sos olarak kullandığımın içerisinde kuzu kulağı, lime ve üç kavunun da birleşmesi var. En üstünde kavun dilimlerinde tereyağıyla kavunları biraz ızgara yaptım. Ve kavun çekirdeklerini de fırında kurutarak üstüne kıtır olarak kullandım. Süslemesinde de nanenin en üstündeki çiçek ve kuzu kulağı kullanmak istedim. Tart hamuru gibi şimdi bu. Evet şef. Kavun çekirdeği sütü de var içinde. Kavun kabuk? Kavun kabuğunu hiç kullanmadım. Sadece dilimlerde var şef. Kavun dilimlerinde kavun kabuğu var. Yenilir mi? Izgara yaptım şef. Belki yenilmez ama onun dağılmasını istemediğim için onu öyle kullandım. Hmm,
Mutlu musun? Mutluyum şef. Sırada Büşra. Şefim, ben dil balığı yaptım size. Sosunda kavun, balzamik sirke, zeytinyağı ve biraz mandalina suyu var. Salatasında da aynı şekilde. İçinde salata kavun mı yaptı? Evet, semizotu salatası yaptım. Kuru dut ve çilek kullandım içinde ve çekirdeklerinden bir toz elde ettim. Dil balığını o tozla birlikte yerseniz biraz iç tadı alacaksınız. Şu yanda bir sos gözüküyor. Bu ne? Mayonez yaptım. O mayonezinde de içine yumurta, zeytinyağı ve kavun kullandım. Kavunun suyunu ve püresini. Çilek de var. Çilek de var. Kuru dut var. Ve kavunun çekirdeklerinden tozum var. Umarım Büşra kazanır. Büşra kazanır ya. Metin, buyurun. Şef, diğer ürünleri de getirebilir miyim? Buyurun. Birazcık kirlettim, özür dilerim. Şu anda kırmızı etten balığa geçmek için mi verdin? Yani şef, diğer arkadaşların tadımını yaptınız. Yumuşatmak için. Damağınızı temizlersiniz hem. Şef, levrek yaptım. Yanında kavun ve peynir var, tulum peyniri. Domates ve zeytini yumuşattım. Kavundan da bir sos yaptım. Sirkeli, ekşi bir sos. Levrekle birlikte. Afiyet olsun. Balığın pullarını almadım. Pullarını ayçiçeklerle patlattım. Bu salatanın altında da kavun dilimleri var. Kavun dilimleri var. Tütsülenmiş ve birazcık da kavun sosu var, yumuşatmak için. Dilan. O kadar üzülüyorum ki. Şu kavun. Ya abi, üzme. Altında kavunun çekirdekleri, akçay şurubu ve tuz karabiberle yaptığım soğuk bir çorba kıvamında bir şey var. Onun üstünde kavunun kabuklarını közleyip somonla birlikte birleştirdim. Onların hemen yanında beyaz peynir ve kavunla yaptığım bir sos tarzı bir şey var. En üstünde de... Bir şey var, ne demek ya Dilan?
Şefim toparlayamıyorum şu an. Abi yaz o zaman, bir şey var diye yemek mi pazarlanır ya? Patlıcan mı o? Evet, köz patlıcan var şef. Kabuklarıyla birlikte çektim, kavunla beraber. Köz kavunla beraber. Burak. Teşekkürler. Teşekkürler Dilan. Şefim, yapmak istediğim tabağı jelatinden dolayı tutturamadım. Bu sebepten dolayı son iki dakika tabağımı komple değiştirmek zorunda kaldım. Üzerinde şu an hem püreli hem de normal bir sorbe göreceksiniz. Bu kavunlu, fesleğenli, ballı, yıldız anasonlu bir sorbem var şefim. Püremde de yine jelatinli ve sübiyeli bir pürem var. Ayrıca de kızartılmış orada kavunumu göreceksiniz, pankolu. Ayrıca da pürede keçi sütü de var. Melih. Şefim, üstünde bir sorbe yaptım. Acılı bir sorbe. Altında kavun var. Trüf yağlı bir ezine peyniri yaptım. Taze kekikle birlikte ezdiğim. Bunda mı var trüf yağı? Evet şefim. Onda trüf yağı var. Şatım da var ama dolapta. Şatımı da vermek istiyorum size. Niye vermedin? Kavundan sonra, dondurmadan sonra içmeniz gerekiyor. Oğlum getir tabağında ne varsa ya. Senden kaynaktı mı, Metin'den kaynaktı? Bağımsız yaptık şefim. Ben zaten direkt... Kısmetle. Kısmet vallahi. En son bunu mu içiyoruz? Evet şefim, dondurmanın acısı buranızı yakacak. Anlatın. Bu işin %50'si. Evet. Tabii ki. %100 katılıyorum. Öz! Şef, normalde balamın asitle pişmesi gerekiyordu. Salatanın içinde de asit olacaktı ama marketten limon almayı unuttum ve lime almayı unuttum. Bu sefer balığı pişirip de vermek zorunda kaldım. Pırasalarım ve salatalıklarım soda ve nane kavun püresinin içinde, kavun sosunun içinde bekledi. Sosum var. Bu da balığın derisini çıtır yapıp sonra sardın mı? Dışında da beurre blanc var şef. Normal sadece pişirmek niyetimde, çıtır yapmak istemedim şey. Sosumun asidi gayet yüksek. Evet arkadaşlar.
Hepiniz kavunla yapılmış ürünleri bize getirdiniz. Biz kararımızı vereceğiz. Ve daha sonra da biriniz dokunulmazlık alacak. Bir arkadaşını gönderecek. Biraz sonra geliyoruz. Hayatımda en isteksiz yaptığım yemekti. Ben seviyorum burayı herhalde. Bayağı alıştım yani. Ben çok alıştım, he, fazla alıştım. Yedinci kere geliyoruz ha. Benim... Yedi mi, sekiz mi? Yedi. Şuradan sirkeli pişeyim. Hı? Sirkeli. Vallahi mi? Hı. Zaten şeker almış mıydın? Dışındaki şey şeker almıştım. Dışındaki şey full şey. Ama kafamdakini yapamadım ya, oraya odaklandım. Yapamayınca saçmaladım. Büşra'dan. İnşallah. Ya sen de ya Metin'den. Sanmıyorum. Ama %90 sen diyorum ben. Valla sanmıyorum. Göreceğiz. Valla ben de sanmıyorum. Ben zaten anlatamadım. Konuşamadım. İkinizin arasındayım. Metin'de de ya Metin'de ya Büşra'dan. Hiç fark etmez. Bende de fark etmez. Her türlü poda. Her türlü alıştık. Her türlü çat çat. Hiç belli olmuyor ki o kadar. Hiç beklenmedik bir ismi de gönderiyorlar. Size ne benim olduğumu? Beni yazın. Baksana abi. Baksana. Ne yaptın? Ne oldu? Ne bileyim oğlum. Benim yazına gideyim ben valla. Ben kendime geleyim potoda. Ben hiç ne yaptığımı bilmiyorum. Potoda mı kendine geliyorsun? Bana gönül koyma, tamam, ben çok üzülüyorum. Gönül koyunca. O kırgınsın bana biliyor ama. Yo valla kırgın. Ya, olmadı vallahi, abi. Valla özür dilerim. Da yapacak bir şey yok abi. Herkes şunu yanlış anlıyor. Ben niye beni potoya gönderdim? Tavrını mı koydun? Hayır ben... Niye tavrını mı koydun sadece onu soruyorum. Yani, tavrın belli. Yani, tavrını koydun. Öyle doğru mudur hocam? Tavrını koydun derken yani. Anlayamadım. Bayağı kızdın yani. Bayağı yüzümüze bakmadın abi. Kendime de bakmadın. Kanka şöyle bir... ben iki tane şey... Geçmiş, yani geçen hafta burada olmadınız mı? Bu olaylar geçen hafta olmadı. Bak ben gerçekten sana öyle diyorum ya. Bak yemin ettim sana bak. Bilerek iki tabak yazdım. Yemin ettim sana. Tabak. Serpil'e de yazacaktım. Şeyi de yazacaktım. Bura önemli değil. Kardeşim bitti. Bitti. Önemli değil. Kardeş söylüyorum ya. Çok yorum. Net pota. Ben oğlum. Ben. Setmez beni yazacak. Değil. Bak Burak beni yazmak için can atıyor. Burak seni yazacak. Diğer herkes beni yazacak. Bak umarım benim yaşadığım şeyi yaşamazsın. Çünkü mesela atıyorum değerlendirilme tabak varken gelip sana insan herkesin sana öğretmesi. Bana da koyar yalan. Garip ama. Ne demek? Dilan'a benden başka oy atan var mı bilmiyorum. Kız çiğ tavuk var. Neyi tartışıyoruz ki burada? Neyi tartışıyoruz ki burada yani, anladın mı? Yani üç tane fiyasko tabak var. Yani ne olduğunu bilmediğimiz. Hele iki tanesi çok kötü. Ama İki tabak çok iyi. Biri Michelin Yıldız restoranda sunabilecek düzeyde bir tabak yani. O doğramalar bilmem neler. Evet. Teşekkür ederiz. Sıralama olmadan seçtiğimiz üç yarışmacımız var. Meli. Büşra. Ve son olarak Metin. Evet, kalan arkadaşları yorumlayalım beraber. Serpilay, sen çok yönlü kullanmışsın kavunu. Yani şeyi çok iyi anlıyorsun. Ürünün her şeyini kullanmayı ama birleşimler lezzetli değil. Kavunun çekirdeği bir kere çok acılık vermiş. O acılığı vermemesi lazım. Çok acı, bir de o kurabiye altına hiç olmamış. Yani üzerine de bir su, soğuk bir şey koyunca. İyi bir düşünce ama iyi bir sonuç çıkarmamış maalesef. Önce kendini ciddiye alacaksın ki başkaları seni ciddiye alsın Dilan. Eğer tabağını anlatamıyorsan, biz ne tadıyorsak onu değerlendiririz. Tattığımızda da kafa karışıklığın devam ediyor. Daha net tabaklar çıkarman lazım. Burak, fesleğen kavun. Gecenin en iyi düşüncesi, en çok yakışan şeyi. Tabakta altta bir puding yapmak istemişsin. Üste sorbeyi dondurmak istemişsin. Altta jelle bağlamazsan ikinci katmanın tutmuş, altın ne olduğunu anlayamıyoruz. Pudingle jel arası karabilmiş bir şey. Jelatin yoksa topa girmeyeceğiz. Ne yapmak istediğini anladık fakat sonuç yok.
Yaz, biraz da senin de kafa karışık yani, tabakta tam alamadı. O balık sarılmak hani Allah mı ne diye, zaten önce pişirdi sonra sarıldı. O zaman niye sarıldı? İçindeki balık aşırı pişti. Sosu fena değildi ama kafa karışık. Evet. Metin, Büşra ve Meli, üçünüz ellerini sağlık. Gerçekten üç tane güzel tabakları yaptınız. Aranızda ama diğer iki kişiye göre biraz daha az başarılı tabak yapan yarışmacımız ve bu oyunda üçüncüsü... Meli, sensin. Bence güzel bir akış hak etti Meli. Meli, fikir çok güzel. Fakat da sanki biraz da hayaller gerçekler... Yani şöyle yapacaktım ben. Altta bir kavun karpaccio, peynir kreması. Üstüne de atom, hani geleneksel sofrada işte kavun, peynir, atom. Trüf mantar açıkçası yani gerekli hiç mi? Gerek. Hiç gerek yok abi. Çünkü orada bir denge var yani ve o trüfü her şey üstünde geliyor. Özellikle yağı gerçekten kullanmakta aşırı tehlikeli bir şey. Kavun, peynir hepsini soft notalarda yani derin notalarda değildir. Yani üçünde onun üstünde koyunca biraz kapınmış oluyor. Dondurma yani. Şey, sorba hakkında ne? Ben üstteki sorbaya bayıldım. Yazmışım zaten. Sorbe müthiş, şerbet ve kalanı Afiyet olsun. Bravo, şef. Teşekkürler. Metin ve Büşra, tebrik ederiz. Başarılı yemeklerin olduğu bir yarışmada ilk ikidesiniz. Bu gecenin en güzel yemeğini yaparak dokunulmazlığı alan... Gecenin kazananı Büşra. Ayağına sıkan sensin. Ben bu programda üç kaşık ya attım ya atmadım. Bu gece kaşık atardım. Tereddütsüz, hiç sıkıntı yok. Bir, kavun yarışması. Yanındaki, ben hiç şey, ben patlatamam o derecede bir pul. Açık söylüyorum, şu kadar balıkçıyım, tebrik ediyorum. Üst düzey. Fine fine doğrama, muhteşem. Kavun az. Bu bir levrek yarışması olsa ben buradan kaşığı ta oraya fırlatırım. Teşekkür ederim. Levrek yarışması değil. Artı getirdiğin şey eğer bir yemeğin devamıysa onu servis edeceksin Metin. Ayağına sıkma dediğimiz o. Yani o getirdiğin servisi ya yap doğru dürüst. Ya sen, biz burayı restoran gibi algılıyoruz. Ya öyle bir şey sıkıyorsun ki yüzümüze falan geldi yani. Bunu yapacaksan bile evet anlıyorum seni, o bir köpük. Önceden koysan durmazsa ayarlayacağım Metin, burası da böyle bir yer. İkincisi şu var. O da zaten bir kavun var değil mi onun içinde de? Çünkü onun sübye mantığına getirip bir içeceğe çeviriyorsun. Ona da bizim oy vermemiz lazım. Çünkü bir tamamlayıcı. Ama bir levrek yarışması olsa kaşık içten bile değil atarız. O yüzden kavun yarışmasında levrek birinci olmaz. Tamam. Metin hatası yapma aynı. Verilen ürünü entegre etmiyor. Palamut'ta da aynı problem yaşadı bak. Sadece bir palamut koydu, yan garnitüre çalıştı. Bunda da öyle oldu. Levreye çalıştı, kavunu unuttu. Yani sen tam anlamıyla okyanusu geçip derede boğuldun bu gece. Her zaman yaşıyorum. Alışkınım ben ona. Ama bu yeterliydi bu cevapları. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Bravo Metin. Bravo Metin. Büşra, sana gelince gayet başarılı bir tabak. Açık konuşmak gerekirse Metin o yandaki hataları yapmasa, kavunu biraz daha girse Metin'in tabağı daha restoran tabağı. Senin artık yavaş yavaş restoran tabaklarına, kafe tabaklarından restoran tabaklarına evrilmen gerek. Bugün çok iyi bir kafe tabağı yaparak kazandın ama arkandan gelenler restoran tabakları geliyor, görüyoruz. Yani bu hatalar bir sonra yapmayacak. Özellikle bu etapta artık senin yapman gereken kafe tabağını biraz daha restorana çevirmek, ama sende bir şey var ki bu gecenin en iyisi lezzet uyumu. Semizotu. Dil.
kavun. Hepsi çok güzel olmuş. Ha bir ne yapmazdık? Ben dutla çileği çok anlamadım. Onun yerine daha fazla asit isterdim mesela. Fazla tatlı kaçmış yani. 3 tane. Ama lezzet uyumları olarak, tabak olarak, lezzetler olarak son derece başarılı bir tabak. Tebrik ederiz. İlk dokunun ağzını alıyorsun. Teşekkürler. Önemli bir zamanda alıyorsun. Biraz öyle oldu. Evet. Ve arkanda 6 tane arkadaşımız var. Onlardan birini ve sizin takımınızdan 3. yarışmacı olarak potaya göndereceksin. Adaylar arkanda. Teşekkür ederim söyledikleriniz için. Serpil'in suratına baksana nasıl düştü. Bu aşamayı ben de tatmam gerekiyormuş. Tabii ki de zor. Ama kimi söylersem de alınmayacağını biliyorum. Sonuçta hepimiz kaybettik. Ben Melih'i söylemek istiyorum. Şefim... Çorbada açıkçası koyu kıvamlı olması gerektiğini bana söylemişti. Bir sebepse eğer bu. Eğer çorbayı alsaydık belki burada olmayacaktık en azından. Çok iyi, kesinlikle burada olmayacaktık. Ama çok iyi bir kaptanlık yaptı, onu da göz ardı edemem tabii ki de. Evet Melih, 2 oyun üst üste kaybeden bir kaptan olarak herhalde potaya gitmek seni şaşırtmamıştır. Yok, şaşırtmadı şefim. Zaten ben biraz ona söylemiştim. Eğer dokunulmazlığı alsam beni sok dedim. Çünkü çorbasının geçmeme nedeni benim baktığımız zaman. Bunun bedelini ödeyecek kişi de ben olmalıyım. Benim için problem yok. Ben girdiğim gibi çıkarım zaten. Kasmıyorum. Kendimi biliyorum çünkü. Oranın beni zorlayacağını düşünmüyorum. Girdiğim gibi çıkacağım. Tabii ki zorlayacaktır. Ama ben de sınırlarımı zorlayacağım yani. Kırmızı takımdan potaya giden 3. arkadaşınız Kaptan Melih oldu. Az sonra burada buluşup 4. arkadaşı belirleyeceksiniz. Birazdan görüşürüz.